ABD Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Vekili Rokan tarafından sunulan İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören yasa tasarısı 175'e karşılık 228 oyla onaylandı. Genel kurulda yapılan oylamada konuşan Kaan, kongrenin İran ile olası bir savaşı engellemek adına yasal yetkilerini kullanarak finansal kısıtlama getirmesi gerektiğini belirtti. Kongre, İran ile gidilecek olası bir savaşta kullanılacak tek bir kuruşu dahi onaylamayacağını açık bir şekilde göstermeli ifadelerini kullandı. Öte yandan söz konusu tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesinin düşük ihtimal olduğu belirtiliyor. İran'a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçen yıl Temsilciler Meclisi'nden geçmiş ancak 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndan geçen ay çıkarılmıştı. ABD, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü. İran devrim muhafızları da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.